Selamünaleyküm arkadaşlar. Allah nasip ederse sizlere bugün fırında, ızgara tadında tavuk baget ve kanat tarifi vereceğim inşallah. İlk öncelikle bagetlerimizi ve kanatlarımızı suyla yıkadık, temizledik. Ondan sonra kasemin içine suyu koydum ve buna ben tuz ilave edeceğim. Tuzlu suda bunu ortalama 1 saat yakın bekleteceğim inşallah. Allah nasip ederse 1 saat sonra tekrardan geri dönüş yapacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben tavuklarımı yıkadım, temizledim. İlk önce tavuklarımızın malzemelerini bir atayım, harcını hazırlayalım inşallah birlikte. İlk önce bize şöyle yarım çay bardağından biraz fazla çiçek yağı, zeytinyağı hangisi olursa fark etmez. Atıyoruz. Baharatlarımız var burada. Kimyon, toz biber, pul biber, kekik ve tuzum var. Bu baharatları arzuya göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da salça atacağım ben buna. Arkadaşlar yarım su bardağı kadar da yoğurdum var. Onu da ilave edeceğim. Allah'a çok şükür ben malzememi karıştırdım. Bunu ortalama bir yarım saat dinlendireceğim inşallah. O ara patateslerimi de hazırlayacağım. Siz isterseniz bunu 2 saat, 3 saat veya 24 saat dinlendirebilirsiniz dolabınızda. Ne kadar çok beklerse o kadar lezzetli olur. Ben Allah nasip ederse birazdan patateslerime geçeceğim inşallah. Benim elimde irili ufaklı patatesler vardı. Ben onları değerlendirmek istedim. Bazıları da çürümüş, onları da kestim. Patatesleri şekil olarak nasıl yemek istiyorsanız, nasıl hazırlamak istiyorsunuz o şekilde kesin. Ben şu şekilde ayarladım patateslerimi. Biraz iri olsun istedim. Ben bu şekilde atacağım inşallah. Arkadaşlar Allah'a çok şükür ben patateslerimi de hallettim. Patatesleri görmüş olduğunuz gibi bu şekilde iri iri, hafif iri iri doğradım. Ama dediğim gibi arzuya göre istediğiniz gibi kesip doğrayabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Patateslerimi de hafif yağlamak istiyorum. Onun için 2 yemek kaşığı kadar çiçek yağı, zeytinyağı fark etmez. Bende çiçek yağı vardı, onu attım. 1 çay kaşığı veya 2 çay kaşığı kadar da toz biber attım. Tuz attım aynı şekilde 1 yemek kaşığı kadar. Allah nasip ederse bunları birbirine karıştıracağım, harmanlayacağım ben inşallah. Fırında daha iyi kızarır, daha iyi lezzet alır diye biraz da kızartma tadı vermek istedim ben patatesime. Sade de atabilirdim ama o zaman pek lezzet olmazdı. Arkadaşlar bu şekilde ben bunları harmanlıyorum. Şimdi çoğu arkadaşımız eldiven takıyor eline ama hijyen olduğunu düşünüyor. Ben eldivenin pek hijyenli olduğunu ve sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Elimizi çünkü devamlı yıkıyoruz, temizliyoruz, sabunluyoruz. Elimizin daha temiz olduğunu düşündüğüm için ben bu şekilde yapıyorum. Ve evimizde yediğimiz için toplu yemek olsa veya resmi yerlerde olsa belki eldiven takarız ama evimizde olduğumuz için evimizde nasılsa o şekilde hareket ediyoruz. Arkadaşlar ben kanatlarımı, bagetlerimi tepsiye bu şekilde dizdim. Tabii siz nasıl arzularsanız o şekilde yapın. Ben bu şekilde dizdim. Patateslerimi de artık ortaya yayacağım. Arkadaşlar ben patateslerimi de koydum. Son görünüm bu. Allah nasip ederse ben bunu biraz dinlendireceğim. Sonra yağlı kağıt koyacağım üstüne. Fırına göndereceğim. Aşama aşama inşallah göreceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Arkadaşlar ben yağlı kağıdımı da koydum. Allah nasip ederse birazdan fırına göndereceğim. Arkadaşlar ben yağlı kağıdımı aldım. Çok şükür. Artık bir 15-20 dakikada fırında kalmasını istiyorum. Biraz da tavuk bagetlerimizin ve kanatlarımızın kızarmasını istiyorum. Allah nasip ederse çıkışta tekrardan görüşeceğiz. Arkadaşlar Allah'a hamdolsun. Yemeğimizi fırından çıkardık çok şükür. Gayet iyi görünüyor. İnşallah sizler de yaparsınız.
Allah hanedenize huzur bereket versin. Arkadaşlar sizden ricam, atmış olduğum videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olacağım. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Selametle kalın.